Gençlerin özellikle girişimcilik konusunda dikkat edeceği noktalar baştan yapmak istedikleri iş fikrine iyi düşünmek, odaklanmak. Ben bu işi sürekli yapabilir miyim? Uzun süre yapmak istiyor muyum? Öncelikle kendine ve bir başkasına bu işi nasıl uzun bir süre yapabilirim? Neden yapmak istiyorum? Gençler öncelikle iş fikrinde, iş kolundaki yapmak istedikleri işi kendilerine sormalı, açık yüreklilikle ve samimiyetle. Bu işi neden yapmak istiyor? Bunu sürekli yapmaya meyilli miyim? Yani sürekli hayatım boyunca bu işe devam edebilir miyim? Girişimci olabilir miyim? Düşersem kalkabilir miyim? Riski alabilir miyim? Buna hazır olmalı. Çünkü girişimcilik böyle bir sektör zaten. Her zaman çok yüksek karımız olmayacak. İkincisi, girişimciliğin asıl amacı kar olmasına rağmen öncelik kar olmamalı. Kişi bu işi severek yapmalı ve mutlu olmalı yaptığı işte. Sadece para kazanmak için iş yapanların ya da işini yürütenlerin maalesef ki hezimet olarak etrafımızda bunları görüyoruz. Mutsuz insanlar ama para kazanan insanlar. Bu olmasını istiyoruz genç girişimcilerimizde. Yine kendilerine güvenleri iyi olmalı ama sınırlarını da bilmeliler. Biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi iş planını masaya yatırdığında ayakları yere basan ve riskleri göze alabilen bir plan oturtmalılar. Diyorlar ya, akıllı insan hatalarından ders alır, daha akıllıları başkalarının hatalarından ders alır. Onun için iş fikrine girerken girişimcilikte mutlaka başkalarının tecrübelerine önem vermeli ve okumalı geçmiş girişimcilerin hayatlarını. Bunlara bakmalı, nerede düşmüşler, nasıl kalkmışlar. Yolumuzu çizerken o yola daha önce gidenlerin nasıl gittiğini de bilmeliyiz diye düşünüyorum. Sonra mutlaka işe girerken sermayenin temin kurumlarını araştırmalı. Kanun koyucuların, özel kamu ya da özel kurumların verdiği çok güzel destekler var. Hibeler var, mentorluklar var, sermaye temin şekilleri var. Kendi işinde bunları da araştırarak bu işe girerse başlangıçta daha ayakları yere basarak gidecektir diye düşünüyorum.